İletişim Dünyamız Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz deniz Faruk Salt. Bu programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İsmail Salih Sert yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyişlerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim görmeyeli? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sağ olun. Yine yorduk sizi buralara kadar. Estağfurullah. Onur duydum. Evet. Eee ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet Naci Hocam bugün sizinle neler konuşacağız? Efendim psikolojik sağlamlık diyoruz. Hı hı. Psikolojik sağlamlık ayakta durmak. Ne, nasıl başka ifade edilir? Psikolojik sağlamlık. Psikolojik dayanıklılık olabilir. Dayanıklılık. Ruhsal sağlamlık olabilir. Evet. Bu şekilde e, görüyoruz psikolojik sağlamlığı. Özellikle son zamanlarda e, hem biz ruh sağlığı çalışanlarının hem de e, Dünya Sağlık Örgütü'nün üzerine yoğunlaştığı bir konu psikolojik sağlamlık. E, çünkü kişinin hayatını devam ettirebilmesi e, için elzem bir konu. Kendi kendini iyileştirebilme e, çabası, işte yeniden uyumlanma deneyimi. O yüzden önemli. Ya mesela sağlam bir bina dediğimizde aklımızda zihnimizde ne canlanıyor? Böyle güçlü bir bina canlanıyor, değil mi? İşte depremlere, sellere, işte doğal e, afetlere e, karşı ayakta kalabilmiş bir bina. Psikolojik sağlamlık dediğimizde de hayatta karşımıza e, çıkan zorluklar karşısında psikolojik olarak sağlam ve ...ayakta kalabilme becerisi, diyoruz. yetisi diyebiliriz buna. Evet. Bir de biyolojik sağlamlık var değil Hı -hı. mi? Yani evet. Yani insan olarak demek ki iki sağlamlık Hı -hı. olması gerekir. Yani beden ve zihin beden. bütün diyoruz biz... Ee, Hı -hı. ...bedensel sağlamlık, ruhsal sağlamlık, ruhsal sağlamlık, bedensel sağlamlık birbiriyle e, ilintili şeyler, ilişkili şeyler. Mesela e, bedensel olarak e, sağlamlığı sekteye uğramış bir bireyin... ...ruhsal olarak sağlamlığı da hani e, sekteye uğramamış bireyinkine göre daha e, az olacaktır. Evet. İkisi birden sağlam olursa... Pekala de. <laughs> sağlıklı olur. Aynen. Psikolojik evet. sağlamlık kavramına isterseniz biraz açalım. İyi olur açıklayalım. hocam. Açıklayalım hani kavram olarak nereden Hı -hı. gelmiş, ne diyor bize. E, Latince bir kökten türüyor. E, resilience yani. E, resilience kökünden geliyor ve resilience esnek ve elastik olma anlamına geliyor. Ee, ...son zamanlarda dediğim gibi üzerinde oldukça e, durulan bir kavram. Psikolojik sağlamlık kelime anlamı olarak da matematik ve fizik bilimlerinden e, geldiğini görüyoruz. Bir malzemenin değişikliğe uğradıktan sonra yeniden eski dengesine dönmesi diyebiliriz. Hani elastik bir şey, lastik düşünün mesela. Ona bir basınç uygulayın, çekin sağdan soldan. E, o basıncı kaldır kaldırdığınızda ortadan kalktığında o basınç e, dış etken... ...aynı bir şekilde yeniden eski formuna kavuşması demek. Eski haline gelmesi demek. Yani o zaman e, elastik olmak, esnek olmak ve uyum sağlamak diyebiliriz. Tabii ki hani sağlam olmak, dayanıklı olmak, sert olmak kavramlarıyla da birbiriyle karıştırılıyor. E, psikolojik olarak sağlam olmak, sağlıklı olmak, sert olmak anlamında değil. E, aksine elastik olmak, esnek olmakla ilgili. E, sert olan çabuk kırılır. Dayanıklılığı da az olur, uzun sürmez. Ama esnek olan, uyumlanır, adapte olur. Psikolojik sağlamlık da zor deneyimler, beklenmeyen, ani gelişen durumlar karşısında kolay uyumlanma, çabuk toparlanabilme, e, iyileşebilme yeteneği olarak bilinir. Yani kişinin kendi kendini iyileştirme becerisi. Burada aklıma e, çok güzel bir söz geldi. Hatta bir şiirden de alıntı olabilir bu. Yani şey diyor, insan yumuşak ve esnek doğar. Ölünce kas katı ve serttir. Bitkiler yumuşak ve bükülebilir doğar. Ölünce kırılgan ve kurudur. Yani her kim sert ve katı ise ölümün mürididir. Her kim yumuşak ve uysal ise yaşamın mürididir. Sert ve katı olan kırılır, yumuşak ve esnek olan galip gelir. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet. Ee, psikolojik dayanıklılığı da hani bu sözden yola çıkarak zor koşullarda kişinin olumsuz koşulların üstesinden başa gelebilme, uyum sağlayabilme yeteneği olarak düşünebiliriz. Yani hastalıktan, depresyondan, e, bazı değişimlerden, kötü durumlardan çabucak iyileşebilme yeteneği, kendini toparlayabilme, incindikten sonra tekrar e, kolayca. O biraz önce verdiğim lastik örneği gibi elastik et bir şekilde e, eski formuna dönebilme. Mesela e, burada da aklıma şey geldi. Hani yakın zamanda bir deprem yaşadık, e, toplumca etkilendik ve orada bir görüntü vardı depremden birkaç hafta sonra çadırın önüne. Çiçekler eken, işte böyle masasını koyan, sandalyesini koyan, orayı güzelleştirmeye çalışan... ...o artık yaşayacağı yeri daha iyi hale... ...yani bir şekilde hayata uyumlanmaya çalışan biri vardı orada. Ee, orada bu kişinin psikolojik sağlamlığının iyi olduğunu görebiliyoruz. Evet. Zor bir şey yaşadı. Gerçekten belki kayıplar verdi. Ama e, kabul ve teslimiyet noktasında e, orayı esnek bir şekilde... E, tamamladı diyebiliriz Ve orayı güzelleştirmeye e, O yeni duruma yeni koşullara Uyum sağlamaya çalıştığını görebiliyoruz Bu bir örnek mesela Siz onu e, resimden mi gördünüz yoksa Bizzat içinde mi gördünüz Yaşadınız ee, mı bu olayı şey, Bu olayı Anlatın. hem orada da gördüm e, hı hı. Deprem bölgesinde de gördüm Ama böyle çok Depremle ikonik hale gelmiş Bir resim vardı e, Sosyal mecralarda falan çok dolaştı belki görmüşsünüzdür sizde işte bir çadır çadırın önüne masa sandalyesini Atın koymuş mı? üzerine çiçeklerini koymuş e, bir çadır resmi bu psikolojik sağlamlıkla ilgili e, aklıma bu örnek geldi e, psikolojik sağlamlık dayanıklılık Tabii gerçekten e, öyle ...hani çok kolay bir şey değil, oldukça zor koşullardan sonra... ...ölüm gibi, yaz gibi, doğal kazalar, işte afetler... ...kişinin bu olumsuz koşullarda kalmaması... ...oradan çıkmak için çaba sarf etmesi ve yeniden uyum sağlayabilme yeteneği. Ee, psikolojik sağlamlık bizim sağlıklı gelişimimizin sürmesine de yardımcı oluyor. Hayatta kalma becerimizi arttırıyor. Ee, bu tabii ki hani hiç yaralanmamak değil ya da oldu bir şey olduğunda e, orada kal o, orayı inkar etmek değil tabii ki hani başımıza kötü şeyler gelebilir istemediğimiz olaylar gelebilir. E, o olduktan sonra hani ne yapacağız? E, diyelim ki hani karşımıza bir sert bir duvar çıktı. ...ne yapacağız işte oraya tekmeleyeceğiz mi, yumruklayacağız mı? Bu ancak bizim canımızı yakar. Ama bir durup e, kabul edip evet karşımda şu anda benden bağımsız bir şey var. Yani burada ne yapabilirim? Belki bir müddet önünde durabilirim. Belki bir merdiven dayayabilirim. Belki bir tünel kazabilirim. E, orada ne yapacağım konusunda bana yardımcı oluyor psikolojik sağlamlık psikolojik sağlamlıkla ilgili literatüre ben biraz baktım buraya gelmeden önce kitaplarda araştırmalarda çalışmalarda hepsinde birçok tanım var biz bile şimdi bunu açıklarken bir sürü tanımdan faydalandık ama bu tanımların ortak bir özelliği var nedir o bu her tanım psikolojik sağlamlığın dinamik bir süreç olduğundan bahsediyor. Yani ne demek dinamik? Durağan olmayan, Canlı demek, gelişen demek. Ee, yani bu da bize şunu söylüyor. E, psikolojik sağlamlık geliştirilebilen bir özellik. Yani e, bu bende yoksa e, bu hiç bende olmayacak anlamında değil. Ben bunu sonradan kazanabilirim. Yahut ben buna işte doğuştan mizacımla ya da e, ebeveyn tutumlarımla kazandığım bir özellikse tamam ben bunu ömür boyu devam ettireceğim diye bir şey de değil. Bunu kaybedebilirim. Bu dinamik bir şey. Gelişebilen bir şey. Diğer bir özellik ise e, psikolojik sağlamlığın o, kazanabilmesi için veya kazandığımı gösterebilmem için... travma ve zorlu yaşam olaylarıyla e, karşılaşmam bunlara maruz kalmam gerektiğini söylüyor bana e, tanımlar. E, yani dayanıklılığımızın ne kadar yüksek olduğunu ya da olmadığını deneyimlememiz için... E, ...stres veren işte e, travmatik olaylara e, maruz kalmamız gerekiyor. Bazen kişi e, aslında kendini çok güçsüz olarak nitelendirebilir. İşte e, ben başıma şöyle bir olay gelse asla bununla baş edemem gibi hissedebilir. Ama sonra gerçekten bir olayla karşılaşır ve bunun üstesinden nasıl geldiğiyle de ilgili kendi kendine hayret edebilir, şaşırabilir. Ee, bazen de potansiyelimiz vardır. İşte bunu kullanmamız için böyle bir olaya e, olayla karşı karşıya gelmemiz gerekir. Ee, yine tanımlar bize bunu söylüyor. Son olarak da e, bir özellik olarak tanımların bize söylediği ortak bir özellik. Ee, psikolojik sağlamlık için bireylerin koruyucu faktörler olarak nitelendirilen bir takım kişilik özelliklerine sahip olması diyor. Yani e, kişinin mizacı psikolojik sağlamlığıyla yani doğuştan getirdiği özellikler psikolojik sağlamlık geliştirmesiyle yakından ilişkili. Evet doğuştan gelen bir yetenek midir? <laughs> Sorumuzun ee, cevabı. Yani tam olarak değil ama e, evet mizaj e, ve bazı kişilik özellikleri. Ee, psikolojik sağlamlık geliştirmemizde önemli. Ee, yani aslında ilk yapılan tanımlar öyle olduğunu söylüyor ama son son yıllarda yapılan araştırmalar bunun dinamik bir şey olduğunu, geliştirilebilen bir şey olduğunu söylüyor. Ee, Mizaç doğuştan getirdiğimiz bir özellik, evet çok da önemli bizle ilgili çok şey söyler ee, ama her şeyi söylemez. Çünkü insan sadece mizacından ibaret değil. Ee, hem genotip hem de fenotip özelliklerimiz var. İşte genotip, Bunu açalım mı? Genotip genler aracılığıyla bize aktarılan hmm. doğuştan getirdiğimiz... ...anne babamızdan kalıtımsal olarak getirdiğimiz şeyler. Fenotip de içinde yetiştiğimiz, çevreden aldığımız, çevre koşullarından... ...kültürden, iklimden aldığımız özellikler. İnsan sadece genlerinden ibaret değil, çevresel koşullardan da etkileniyor... Ve hani insan değişen, dönüşen, gelişen bir varlıksa eğer e, doğuştan getirmediği bir şeyi sonradan niye hani kazanmasın, niye elde etmesin? Değişmeyen tek şey değişimin kendisi ise insan da değişir, dönüşür ve e, gelişir. Doğuştan getirdiği şeylerin mahkumu olmaz yani. Evet. Sanki çocuklarda <laughs> e, bu psikolojik sağlamlık daha fazla gibi. <laughs> e, doğru mudur bu? bu... ...tespit? Ee, çocuklarda... ...psikolojik sağlamlık daha fazla... ...gibi görülüyor. Onlar daha esnekler. Hı hı. Ee, daha böyle... Çabuk e... uyum sağlıyorlar. <laughs> Çabuk uyum sağlıyorlar. Aynen öyle. Daha esnekler. Doğru bir tespit... ...bence. Öyle <laughs> mi? Yani şunun için sordum bunu. Genetik özellikler dediniz ya hani... Hı hı. ...genetik özellikler devam etmiş olsa... Hı hı. E, ...o çocuklardaki... ...esneklik yaşlılıkta da olur ama... Hı hı. ...insan yaşlandıkça... E, hı hı. ...kalmış olduğu birçok tesirlerin, etkilerinin sebebiyle hı hı. E, değişiyor. Evet değişiyoruz, öğreniyoruz, gelişiyoruz. Evet. Yani Bazen şey de olabilir hani e, doğuştan çok iyi bir şey getirmemiş olabiliriz genel olarak. Ama e, işte çok iyi bir öğretmene denk gelmişizdir. Çok iyi arkadaş çevresine denk gelmişizdir. Onlardan bir şeyler edinmişizdir, öğrenmişizdir. Üzerine koymuşuzdur e, yeni... E, ...yetenekler, yeni tecrübelerle... E, ...devam edebiliriz. Oraya dediğim gibi işte mahkum kalmıyoruz. Evet. E, bu sağlamlığın bir sebebi de sanki... ...böyle insanın hayatta... ...çok darbeler yemiş olması... E, ...birçok problemlerle, sıkıntılarla... ...karşılaşmış olması. Hı hı. Yani bakıyorsunuz mesela az sıkıntı görmüş kişiler... Hı hı. E, ...hayatta daha dayanıksız oluyor. Hı hı. Ama birçok şeylere göğüs germiş... ...birçok badireler atlatmış hı hı. kişiler... Ee, daha dayanıklı, hı hı. daha mukavim. Evet travmanın büyütücü özelliği diyoruz. Biz buna geliştirici özelliği diyoruz. Tabii ki e, başımıza ne kadar fazla e, yaşam deneyimi gelmesi e, etkili bu konuda büyüme anlamında. Ama bizim o olaya bakış açımız ve olay karşısında duruş mesafemiz de çok önemli. Yani biz e, o olaylara şey diye mi bakıyoruz? İşte bunlar çözülmesi gereken, halledilmesi gereken, çözeyim bitsin gitsin hemen hayatımda hiç sorun olmasın e, de, şekilde mi bakıyoruz yoksa onların geliş sebebini içindeki anlamı e, görüp bu benim başıma niye geldi şimdi benim bundan ne öğrenmem gerekiyor yani e, o şehrin içindeki hayrı görmeye mi çalışıyoruz e, onu almaya mı çalışıyoruz yoksa hemen çözeyim gideyim e, o beni bir basamak e, yükseltecek bana bir şeyler e, kat, katacak bir şey olarak mı değerlendiriyorum o olaya duruş mesafem e, çok önemli. Ee, dediğim gibi o o travmanın öğreticiliğini alayım bu deneyimi e, hayatımın diğer yerlerinde kullanayım şeklinde de e, bakabiliriz ya da işte çözeyim gitsin bitsin hayatımda hiç sorun olmasın. Ee, ...şeklinde mi bakıyoruz? Böyle ufak tefek yol kazaları olacaktır hayatımızın yolculuğunda. Ee, ama bunları bir saatten sonra e, yolun kendisi olduğunu anlıyoruz. Yani hayatımız düz bir çizgiden ibaret değil, inişlerden çıkışlardan ibaret. Ee, bunlar e, hayatın kendisi ve bizim bunlara bakış açımız önemli. Hiç şüphesiz ölümlü kalımlı dünya. <laughs> yani herkesin başına gelecek olan bir ölüm vakası var. <laughs> evet. Bütün e, sevdiklerimizin başına gelecek olan bir vaka. Hı hı. E, Allah gecinden versin ama e, bu mutlaka olacak hadise. Hı hı. E, acıların en büyüğü değil mi? Evet. Ölüm. Deneyimliyoruz bunu hem yakın çevremizde, arkadaşlarımızda, çocuklar mesela evcil hayvanlarını kaybettiklerinde hı hı. ya da sokakta işte bir canlının ölümüne şahit olduklarında aslında e, doğduğumuz andan itibaren yavaş yavaş bununla e, hazırlanıyoruz. Evet. Evet hocam. Ee, bir şey vardı. Yapılan bir dene, deney. Hı hı. Ee, yumurtadan civcivler tam çıkmak üzereyken hı hı. bazı civcivleri sahipleri o yumurtaları kırarak hı hı. yardımcı olarak yani çıkarıyor. Hı hı. Sonra bu civcivlerin çıkan e, yavruların kendisini zorlayarak işte kabuğunu çatlatıp kırıp hı hı. çıkmak için zorlayanlarla kolayca çıkanlar arasında ileriki zaman içerisinde farklılıklar gözle, gözlüyorlar. Hı hı. Yani yardım edilip de çıkanlar yumurtadan hı hı. E, hayata daha zor tutunuyor. Daha zayıf oluyor. Ne bileyim işte güçlüklere daha az tahammüllü oluyor. Hı, hı. Evet, demek ki tüm canlılarda anne baba olarak <laughs> aynı şeyi taşıyoruz. Hani biz de isteriz ki çocuğumuz zorlanmasın. İşte bir evet. e, yaşamda aman bizi çok çektik, o çekmesin. Sadece derslerine çalışsın, biz onun yerine her şeyi yaparız gibi böyle e, şeyler düşünüyoruz. Ama bu çocuk için e, uzun vadede büyüten ve geliştiren bir şey olmuyor. E, ve hayat dış dünya o kadar konforlu değil. Hani bizim yerimize kimse bir şey yapmıyor ve biz sadece çalışmıyoruz. Ee, çalışırken aynı zamanda başka sorumluluklar da yerine getiriyoruz. Ve bu birden fazla işi aynı anda yapmayı biz ne zaman öğrendik? Ee, hemen yetişkin olunca bize yüklenen bir şey olmadı. E, o zaman çocukluk niye var? Ergenlik niye var? Biz orada ne öğreneceğiz? Ne katacağız kendimize? Hiç mi zorlukla karşı karşıya gelmeyeceğiz? Ee, o noktada psikolojik sağlamlık e, gelişmesi noktasında ebeveynlik tutumları çok önemli. Ee, birazdan bahsedeceğiz onlardan da. Ee, i̇şte çocuğa sınırların konması, o sınırlar karşısında dik durulması. Tabii ki bu sınırlar koyulurken ve uygularken böyle otoriter bir tav tavırda e, değil de çocukla aynı zamanda sıcak ilişki de geliştirerek yani bunu onların onun sorumluluğu olduğunu söyleyerek e, ifade ederek e, ya da hissettirerek çocuğa bunu bir şekilde ilişki geliştirmek gerekiyor. Yani çocuğu hayata hazırlamak gerekiyor. Evet. Hayata hazırlamak <laughs> gerekiyor ve bunun içinde biraz acımasız mı olmak lazım öyle i̇şte mi İşte onu söylemiştim biraz önce çok acımasız değil ama e, yani çocuğa sınır koymak kural koymak e, kötü bir şey değil ya da e, çocuğa acımasızlık yapmak değil bir çocuğu hayata hazırlamak demek e, yani bir kuralı olduğunda e, onun yerine getirmediğinde bir yaptırımı olacaktır. Çünkü hayat öyle bir şey. Siz bugün işe gitmezseniz karşılığında bir yaptırımı oluyor değil mi? Ee, evde de bunu öğrenmeli çocuk. Hani bir sorumluluğunu yerine getirmediği zaman bunun bir yaptırımıyla karşılaşmalı ki e, büyüdüğünde bu sorumluluğu kazanmış olsun. Evet. Hı -hı. Hocam bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Peki. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve Kıymetli misafirim, psikolog Naciye Ece söylemez Hanım'la birlikteyiz. Hı hı. Kendisiyle psikolojik sağlamlık üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. <laughs> Değerli dinleyicilerim, Teğret FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, psikolog Naciye Ece söylemez Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle psikolojik sağlamlık üzerine sohbet ediyoruz. Evet hocam, birinci bölümde psikolojik sağlamlık nedir dedik. Doğuştan gelen bir yetenek midir? Zorlarınızı cevaplandırdınız. Şöyle devam edelim isterseniz. Psikolojik sağlamlığı geliştirmenin önündeki engeller neler? Hı hı. Neler mani oluyor psikolojik sağlamlığı geliştirmemize? evet. Ee, biz bunlara risk faktörleri diyoruz. Hani psikolojik sağlamlık gelişebilen bir şeyse ve e, dinamik bir süreçse e, ve biz bunu doğuştan getiremediysek mizacımız buna uygun değilse sonradan geliştirebiliriz dedik. Ama bunu geliştirirken de bir takım e, risklere maruz kalabiliyoruz. Nedir onlar? Düşük sosyoekonomik düzey. Yani çocuğun ...çok e, yoksul bir e, çevre içerisinde yetişmesi, ailenin çocuğun e, yetiştiği çevrenin çok yoksul olması... ...çocuğun en elzem ihtiyaçlara bile ulaşmakta sıkıntı çekmesi, işte temiz suya ulaşması, sağlık, e, sağlıklı gıdaya ulaşması... E, ...barınması, iyi okullarda okuyamaması gibi e, risk faktörleri olduğunda e, bu psikolojik sağlamlığın gelişmesi sekteye uğrayabiliyor. Hani biraz önce şey demiştik ya beden zihin bütün diye bedendeki bir rahatsızlık e, ruhsal sağlığın ruhsal dayanıklılığın gelişmesini nasıl ki etki, etkiliyorsa içinde yetiştiğimiz çevrede bu anlamda belirleyici oluyor. E, yine biraz önce bahsettik hani aile tutumları çocuğun çok katı bir ailede çok otoriter bir ebeveynle yetişmesi Anne babanın psikolojik iyi oluşlarının çok sağlıklı olmaması, ee, aynı zamanda burada şey de e, önemli. İnsan yavrusu öğrenen bir canlı. Yani e, görerek deneyimleyerek, taklit ederek, anne babasını taklit ederek de öğrenip kazanımlar sağlayan bir canlı. Çocuk anne babadan sürekli kurban olma rolünü de öğrenmiş olabilir. Yani çocuğun anne babası sürekli kurban rolündeyse, hayatını o şekilde devam ettiriyorsa hep mağdur olmayı da öğrenebilir çocuk burada. Dolayısıyla e, hep mağdur olmayı normalleştirebilir hani hiç güçlü olmak, sağlıklı olmak, hayatını kontrolünü kendi eline almış olmayı bilmiyor da olabilir. Bu böyle bir çevrede anne babada yetişmiş olabilir. Bu da psikolojik sağlamlığı ketleyen şey olur. Yani çocuk aslında anne babadan e, düştüğünde nasıl kalkacağını da öğrenmeli. E, düşmemek değil. Elbette düşeceğiz. Hı. Elbette e, kazalar olacak ama onlar karşısında bakacak ki annem babam ne yapıyor? Yeni yollar mı deniyor? Alternatif çözüm mü üretiyor? Yoksa o düştüğü yerde develenmeye devam mı ediyor? E, dediğim gibi çocuk düştüğünde nasıl kalkacağını da anne babadan öğreniyor. Tabii bunun için de anne ve babanın e, özellikle de annenin eğitim düzeyi kendini geliştirmiş olması o kurban rolünden çıkmış olması gerekiyor. Hep böyle söylenen anne baba anneler vardır. İşte kayınvalidem şöyle yaptı. Ben çok eziyet çektim. Bana bunu yaptılar falan. Bunlarla büyüyen çocuk da bu kurban rolünde ee, benimsemiş oluyor işte bir bakıyor ki bir uzun bir süre sonra o da söylenen işte patronundan yakınan eşinden yakınan bir birey olmuş oluyor bir birey haline gelmiş oluyor bu noktada ebeveynlerin eğitim düzeyi psikolojisi önemli ebeveyn psikopatolojisi yani anne babadan birinin ya da ikisinin de psikolojik bir rahatsızlığın olması ee, bu da psikolojik sağlamlığı e, ketleyebiliyor, çocukları daha hassaslaştırabiliyor duygusal olarak. Son olarak da çocuk ihmal ve istismarın olması. Ee, çocukluk çağında ihmal ve istismara uğramış bireylerde psikolojik sağlamlığın gelişmesi ke, e, sekteye uğrayabilir. Ee, tabii ki hani e, biraz önce dediğimiz gibi işte mizacımız buna uygun değilse biz buranın mahkumu mu olacağız? Hayır. Ee, çocukluğumuzda bu ve buna benzer bir çevrede yetiştiysek buranın mahkumu mu olacağız? Buranın da mahkumu olmayacağız. Ee, bu sağlamlığı etkileyen risk faktörlerinin olduğu gibi e, bir de bunların koruyucu faktörleri var. O da nedir? İşte çocuk... Ee, ihmal ve istismara maruz kalmış olabilir çocukluğunda ama aile bunu çok iyi yönetmiştir, ee, çok iyi hani e, yardım almıştır, destek almıştır, ee, bir şekilde bununla baş etmişlerdir. Zaten insan psikolojisi sürekli iyileşme üzerine kurulu. hani bir şekilde e, kendini iyileştirme yolunda bir psikolojiye sahibiz. Ee, ya da çok iyi bir ebeveynle büyümemiş olabilir, İşte otoriter şiddet. ...uygulayan bir ebeveynle büyümüş olabilir çocuk ama harika bir öğretmene denk gelmiştir. Yani telafisini mutlaka yapmıştır. Bunlara da koruyucu faktörler diyoruz. Yapılan araştırmalar bize hani risk faktörlerinin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların azaltılması... ...ya da ortadan kaldırılmasında koruyucu faktörlerden bahsediyor dedik. Bu faktörler de kendi içinde ikiye ayrılıyor. İçsel koruyucu faktörler ve dışsal koruyucu faktörler diye... Ee, i̇çsel koruyucu faktörler dediğimiz kişinin kendisine sahip olduğu hmm. faktörler. İşte benlik saygısı, zeka, mizah duygusu. Kişinin zekası ve mizah duygusu çok önemli burada. Mizah aynı zamanda bir savunma mekanizmasıdır ve güçlü bir olgun bir savunma mekanizmasıdır. Ee, bireylerin Olaya duruş mesafesini e, öyle bir ayarlar ki siz o olaya gerçekliğinizi kaybetmezsiniz. Yani mizah burada önemli. E, bence her insanın hayatının bir noktasında geliştirmesi ve sahip olması gereken bir yetenek diye düşünüyorum. Dışsal koruyucu faktörler de işte ebeveynlik konusunda yeterli olması. Bizde mesela şey vardır özellikle bizim e, Anadolu e, annelerinde mükemmel anne olmaya çalışmak. Ama mükemmel diye bir ebeveynlik bir annelik söz konusu değil. Mümkün değil, gerekli de değil. <laughs> Neler yapmak istiyorum mükemmel anne olmak isteyenler? Eee işte son dediğim gibi son dönemin anneleri bunlar. İşte mükemmel olayım, her şeye yetişeyim. Çocuğumun her şeyle kendimi ilgileneyim. Onun ayağına taş değmesin, önüne engel çıkmasın. Çocuk herhangi bir şeyle karşılaştığında kendini suçlaması, benim yüzümden oldu. Burayı daha iyi yapsaydım böyle bir şeyle karşılaşmazdı gibi. Ee, mükemmel bir annelik. İşte çocuğum hem akademik olarak başarılı olsun hem işte çok iyi besinlerle büyüsün. Böyle işte piyanosundan geri kalmasın. ...resim kursuna da gitsin, her şeyi vermeye çalışan mükemmel anneler. Ama bu e, çok mümkün bir şey değil. Böyle bir annelik modeli yok. E, ve gerekli de değil ama şey var, yeterince iyi annelik var. Bizim e, psikolojide Winnicott diye bir kuramcımız var, onu söyledi. Mükemmel annelikten ziyade yeterince iyi annelik. Yani elimden bu geliyor, bu kadarını yapabiliyorum e, deyip yeterince iyi anne olmaya çalışmak var hep anne diyoruz da baba <laughs> evet. İşim. Anne çocuğun gelişiminde bir tık daha önde önde. baba daha sınır koyan. Ondan sonra daha otorite ve dış dünya, sosyalleşme ayağında etkili olduğu için evet anne daha yeterince iyi annelik var mesela. Yeterince iyi babalık yok. <laughs> yok mu? Yani literatürde yok. Literatür Ama tabii yok. ki şeyde teoride olabilir. <laughs> evet. Evet, biz bunları aynı zamanda kaynak da diyoruz. Yani işte sosyal destek kaynak dediğimiz diğerleriyle olan ilişkimiz önemli. Ee, mesela çocuğun iyi bir öğretmeninin olması onun okula e, daha şevkle gitmesini, daha istekli gitmesini sağlayan bir kaynaktır. Ee, bazı çocuklar ya da işte kişiler stresle ve olumsuz yaşam olayları karşısında daha dayanıklı... E, ve daha kolay başa çıkabiliyor. Bazıları ise bunun, bunun karşısında daha derinden etkilenebiliyorlar. İşte bu noktada biz şu soruyu sorabiliriz. Neden bazı çocuklar bununla daha kolay başa çıkabiliyor? İşte burada bireysel faktörler devreye giriyor. Özgüven, öz saygı, öz yeterlilik, entelektüel kapasitesinin yüksek olması, sosyal becerilere sahip olmak, yumuşak başlı... ...olmak ve sevilen bir e, kişi olmak. Bu özgüven, özsaygı, saygı, öz yeterlilik de e, erken dönemde, e, çocukluk döneminde... E, ...anne babanın bize e, karşı algısıyla, bize tutuğu aynayla e, oluşturulan bir şey, gelişen bir şey bizlerde. İşte hep desteklendik mi, ondan sonra sen yaparsın edersin diye mi büyütüldük... Yani motive edildik mi? Yoksa işte senden bir şey olmaz, senden bir adam olmaz. Bu söylemler anne babanın çocuğa bakışı gerçekten bizim kendimize yönelik algımızı etkileyen bir yerde. Yine aileyle ilgili koruyucu faktörler kaynaklar da var. Anne babayla yakın ilişki içerisinde olmak, sosyoekonomik açıdan avantajlı olmak, çekirdek aile dışında. E, büyük aile aileyle de e, sıcak ve güçlü aile bağlarına işte teyzelerle halalarla kuzenlerle geniş ailede aile sıcak aile bağlarına e, sahip olmak e, da aileyle ilgili faktörler diyebiliriz e, bu şekilde evet e, devlet büyüklerimize bakıyoruz onların hayatlarını yazıyor zaman zaman gazeteler <laughs> dergilerde görüyoruz bu ee, birçok güçlüklerle karşılaştıkları birçok badireler atlattıkları da, adeta bir hayatla mücadele ede ede hı hı. E, o basamakları çıktıklarını hı hı. geldikleri mevkilere görüyoruz e, okuyoruz hı hı. mesela e, sadece devlet büyükleri olarak demeyeyim de e, mesela kıymetli akademisyenler içinde böyle hı hı. mesela Aziz Sancar Bey işte son hı hı. Nobel ödüllü e, geniş bir ailede büyüyor çok kardeşi var şu anda aklımda değil. Hı hı. E, ve oldukça kıt imkanlar içerisinde hı hı. yetişiyorlar. Beethoven öyle. Evet yani. Hı hı. Bir takım sanatçılar öyle, peygamberler öyle. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın e, çektiği, benim çektiğimi Hiç kimse çekti, hiçbir peygamber çekmedi buyuruyor mesela. Hı hı. E, çok büyük, çok zor şartlar altında. Hı hı. E, yetişiyorlar. Hayattan okuduğumuzda da görüyoruz bunları zaten. Hı hı. Evet. Evet. Bunların. Ee, yani mesela elmas madeni de öyle bildiğim kadarıyla e, toprak altında yüksek basınca maruz kalarak oluşan bir yeraltı e, kaynağı. E, zorlanma, den zorlanma deneyimleri, yaşamdaki işte bu e, istemediğimiz is e, yaşantılar, e, bunun bize bir katkısı oluyor tabii ki. Hani e, bunlar niye varlar? Bizi geliştirmek için varlar, bizi cezalandırmak için başımıza kötü bir işte kötü bir şey gelsin diye değil, ee, bize bir şey katmak, bir şey öğretmek için varlar. Ee, bir şey e, hocam demişti ki zamanında, e, şimdi çocukları hayattan o kadar korumaya çalışıyoruz ki, e, o yüzden bu nesilden bir dahi çıkmıyor diye. Böyle bir şey söylemişti gerçekten de biz bugün çocuklarımızı her şeyden tüm risklerden e, korumaya çalışıyoruz E tabii ki yani baba olarak e, elimizden geldiğince iyi bir yaşam sürsün istiyoruz onlar için ama e, çocukları da hayattan koruyamayız onların da bir ...kaderi var. Onlara da bazı tecrübelerini kendileri oluşturacaklar, kırılacaklar, işte üzülecekler. Öyle bir hayat mümkün değil ki. Hani kırılmamış, incinmemiş, evet. üzülmemiş bir hayat, tecrübe edilmemiş bir hayat mümkün değil. Dolayısıyla hocama katılıyorum bu noktada. Çok koruyucu ebeveynler olduk hiç başlarına bir şey gelmesin, ayaklarına taş değmesin istiyoruz. Ve bu nesilden de hiç zorlanmadıkları için e, bir dahi çıkmıyor. Acaba. <laughs> ee, zor şartlar e, ülkelerin de tabii bir inişi çıkışı var. Hı hı. Ailelerin, çocukların, efendim, insanların olduğu gibi e, devletlerin de inişleri, çıkışlar var. Bakıyoruz mesela Türkiye çok zor şartlar altında bu geçmiş 100 seneyi geçirdi. Hı hı. Şimdi bir e, atılım döneminde aşağı yukarı 20 seneden bu yana hı hı. büyük bir gelişme var. Büyük bir e, yükselme var. Hı hı. Ama öbür taraftan da bakıyoruz mesela Avrupa'da bizden önce bu seviyeleri almış olanların şimdi inişe geçtiğini görüyoruz. Hı hı. Yani refah e, veya kolay hayat, hı hı. rahat hayat eee ülkelerin de ...gerilemesinin nedeni oluyor bir noktada. Hı hı, yani konfora çok çabuk alışıyoruz. Yani, <laughs> konforu... İnsan her şeye çabuk alışır da, en konfora <laughs> daha çabuk. <laughs> evet, en çok da konfora alışıyoruz. Ee, bir biraz insanın hani e, rahatının kaçması gerekiyor... ...bir şeyler yapması için, üretmesi için, ee, biraz düzenin bozulması gerekiyor. Ee, ki mesela stres bile e, insanı bir sınava hazırlanırken biraz stres olmak, biraz kaygı duymak e, gerekir. Hani bir miktar yönetebileceğimiz kadar hiç kaygımız olmasa, hiç stresimiz olmasa kalkıp bir şey yapmayız. Hani o sınava evet. çalışmayız. E, yönetebileceğimiz kadar kaygının olması, stresin olması iyi bir şey. E, mesela en yükseğe sıçradığımız e, açı da en dibe çöktüğümüz zaman doğru hı hı. o yüzden bu söylediğiniz şey e, ülkelerin gelişmesi anlamında da önemli bu noktada evet biraz zorlanmak e, bizi büyüten bir şey oluyor bir de şu var e, ülkeler ne kadar çok ilerlemişse gelişmişse o ülkelerde sanatsal faaliyetlerde daha üstün başarılar elde hı hı. ediliyor hı hı. yani o yönde gelişmeler oluyor hı hı. ülkenin e, artık çünkü kalkınmasını tamamlamış refah seviyesini aşmış hı hı. E, insanlar e, büyük bir mutlu şey içerisinde yaşıyorlar bolluk bereket içerisinde yaşıyorlar e, işte ondan sonra bir takım sanatsal faaliyetler hı hı. E, işte şairler ressamlar müzisyenler hı hı. bakıyorsunuz çoğalmaya başlıyor sanatçılar gibi hı hı. aynen evet e, bu da bununla ilintili olabilir tabii ki e, ülkelerde bir şey e, canlı gibi düşünebiliriz onları. Yani doğuyorlar, büyüyorlar ve işte e, ölüyorlar. Evet. Onları da bu anlamda öyle değerlendirebiliriz. Aynen öyle. Ülkelerde insanlar gibi. Evet. Doğuyor, büyüyor, Efendim Bir gelişiyor. gelişme aşaması oluyor. Ondan sonra inişe geçiyor. İnişe geçiyorlar. Ve bitiyor. Evet. Bakıyorsunuz tarihte birçok ülkeler, <laughs> çok güçlü devletler <laughs> yok olmuşlar, gitmişler. Evet, Hiç aynen Eserleri öyle. kalmamış. İlişkiler de öyle, insan ilişkileri de öyle. Her ilişki başlar ve e, her ilişki bir yerde biter. Biter. Evet. E, kendi tarihimiz için de aynı şey geçerli hocam. Hı <laughs> hı biraz şeyden uzaklaştık ki kişilerden konudan olarak... uzaklaştık evet konudan uzaklaştık. tarihte bakıyorsunuz 16 Türk devleti kurulmuş gitmiş hı hı. efendim en son işte Osmanlı İmparatorluğu 620 senelik bir ömür çok uzun devletler bir süre. için uzun bir ömür hüküm sürmüş evet ondan sonra cumhuriyetimiz evet yüz oh. yaşında <laughs> çok şükür evet hocam ee, yeni bir soruya geçmek istiyorum ama vaktimizde Neyse birkaç dakika konuşur sonra tamam, geçeriz. devam ederiz sonra evet e, psikolojik sağlamlığı neden bu kadar önemli hı hı. psikolojik sağlamlık e, kişinin kendi kendini iyileştirebilmesi yeniden uyumlanabilme becerisi olduğu için e, aslında birçok anlamda özellikle psikolojik sağlamlık olmasa kişiler işte ee, daha çabuk hastalanacaklar, daha e, çabuk hem bedensel hem ruhsal rahatsızlıklara yakalanacaklar. Bu da işte çok istediğimiz bir şey değil. Ee, depresyon gibi, işte tükenmişlik sendromu gibi ya da ne bileyim intihar gibi olgularla karşılaşacağız e, psikolojik sağlamlığımızın düşük olduğu yerlerde. Bu hem biz ruh sağlığı çalışanlarının hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün çok istediği bir şey değil. Hem ilaç kullanım olarak hem sağlık hizmetleri olarak eğer psikolojik sağlamlık bir koruyucu faktör gibi. E, düşünebiliriz e, Çünkü hani hayatta her zaman e, hatta çoğu zaman e, zor deneyimlerle karşı karşıya kalıyoruz kalacağız bunu kabul etmemiz gerekiyor Hayat düz bir çizgiden ibaret değil o yol kazaları iniş çıkışlar yolun kendisi aslında evet. e, ve hepimiz şey yapıyoruz bu bir mevki bir şey e, fark etmeksizin başımıza geliyor herkesin başına bu tür olaylar. Geliyor. Yakınlarımızı kaybedebiliriz. İşte mal varlığımızı kaybedebiliriz. Yarın bambaşka bir dünyaya uyanabiliriz. Bilmiyoruz ki hani... Evet. ...mesela 6 Şubat, 5 Şubat'ta yattık. 6 Şubat sabah kalktığımızda bambaşka bir ülkeye uyandık. Ee... Hele o 11' ilin iç, içerisinde olan vatandaşlar, evet. insanlar. Evet. Yani biz uzaktan seyrettik. <laughs> bir de onun içinde olanlar var. Daha dehşet verici bir Daha şey. Daha dehşet verici. Hem o depremin e, şeyini yaşadılar... Şokunu yaşadılar. şokunu yaşadılar. Hem de arkasından birçok sevdiklerini kaybettiler. Evet. Mallarını, mülklerini, evlerini, eşyalarını kaybettiler. Hı hı. Evet. Evet, bunlardan birkaçın işte ee, yani bir kısmı diyeyim, birkaçı demeyeyim, e, o dehşeti yaşayan vatandaşlarımızdan bir kısmı ruhsal rahatsızlık geçirirken bir kısmı enkazdan çıkmış olmasına rağmen bir şekilde hayata yeniden uyumlanıp devam etmeye ee, başladılar. Başladı. Evet hocam bir ara daha verelim. Aradan sonra yine buradan devam edelim. Tamamdır. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle psikolojik sağlamlık üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle psikolojik sağlamlık üzerine sohbet ediyoruz. Evet hocam, bundan önceki bölümde son olarak e, psikolojik sağlamlık neden bu kadar önemli demiştik. Oradan devam edelim isterseniz. E, depremlerden hı hı. efendim çıkan insanların hı hı. E, aleti, ruhiyeleri hı hı. söz ediyordunuz. Aynen. Ee, bir kısmımız zor deneyimler yaşadıktan sonra e, hayatta kalma becerimizi bir şekilde e, seferber ediyoruz ama bir kısmımız da bundan etkileniyor. Dediğim gibi hayatımızda inişler çıkışlar işte e, olabilir, yakınlarımızı kaybedebiliriz, İşte daha mikro sorunlar olabilir, ailevi sorunlar olabilir. Daha böyle makro büyük toplumu etkileyen dünya ekonomisi gibi e, sorunlar da olabilir. Ee, bazen ya, illa bir şey olmasına gerek yok Ruhsal olarak da böyle tıkanmış hissedebiliriz hayatımızda Bir şeyler yolunda gitmiyor, çaresiz, kaybolmuş hissedebiliriz ee, bazılarımız dediğim gibi işte biraz önceki e, deprem örneğinde de e, çok çabuk çıkış yolu buluyorken bazılarımız da bu kadar kolay toparlanamayabiliyor. E, Anksiyete geliştirebiliyorlar, depresyona girebiliyorlar. İşte istemediğimiz o intihar vakaları bu tıkanmışlık çaresizlik hallerinde gelişebiliyor. Ee, bu iki insan arasındaki, bu iki tip insan arasındaki farkı belirleyen şey psikolojik sağlamlık. Şimdi öncelikle biraz önce bahsettiğimiz gibi psiko, psikolojik sağlamlık e, dinamik bir şeyse, yani geliştirilebilen bir şeyse, o zaman bizim bunu kendi sağlığımız için ve toplum sağlığı için geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü hayatın doğal seyrinde, dediğim gibi işte böyle iniş çıkışlar, depremler, doğal afetler, kayıplar olacak. ...pandemi gibi, dünya ekonomisi gibi... ...öncelikle bunların olacağını kabul etmeliyiz... ...hayat düz bir çizgiden ibaret değil... ...hiç kimsenin hayatı da her zaman yolunda gitmez... ...hayatta kişinin başına gelebilecek olaylar... E, ...herhangi bir sınıf, rütbe, ekonomik durum... E, ...gözetmeksizin kişilerin başına gelebilir... ...boşanma, terör, doğal afetler, yoksulluk, bozuk aile düzeni... ...şehir değiştirme, taşınma, yaz... ...bunların hepsi hepimiz için geçerli... E, kimse de incinmez değil. Hepimiz de incinebiliriz. E, zaten psikolojik sağlamlık dediğimiz şey hani yanlış anlaşılmasın. İncinmezlik, üzülmezlik e, değil. Hani yaralan, yaralanacağız elbette. Canımız sıkılacak, üzüleceğiz. Bir şey yaşadığımızda o duyguyu hissedeceğiz. Yani sonuna kadar da o duyguyu yaşamamız gerekiyor. Üzüntüyse üzüntü, yazsa yaz bunu hani yok saymayacağız. İşte bu olduktan sonra, bittikten sonra bizim ne yaptığımız, nasıl uyumlandığımız. Bazı insanlar yaşadıkları bu zorluğu psikolojik bir patolojiye çevirebilir, hastalanabilirler, içe kapanabilirler. Bazı insanlar da bu zorluktan güçlenmiş bir şekilde de çıkabilirler. İşte bunu belirleyen şey de dayanıklılık, esneklik. Ee, her temas bizim hayatımızda bir iz bırakıyor. Yani başımıza gelen her şey ruhumuzda bir yara bırakabiliyor. Ee, yakın zamanda mesela işte yine deprem örneğini vereceğim. Hepimiz ister bunu yaşayalım, yani o depremi hissedelim, ister yaşamayalım. Ee, hiçbirimiz 6 Şubat'tan önceki biz değiliz. Yani böyle bir şey yaşadık ve bu ruhumuzda bir iz bıraktı. Bugün işte e, bu depremi yaşayan ya da daha farklı bir kayıp, daha farklı bir acı yaşamış bir insanı karşımıza getirelim. Onunla konuşalım. Bir saatten sonra göreceksiniz ki o insan o acıyı o deneyimi sanki burada yeniden yaşıyormuş gibi olacak. Yani yaşadığımız şeyler aslında kaybolmuyor. Ee, ruhumuzda birer izler bırakıyor. Peki yani nereye gidiyor bunlar? Bu yaşadığımız şeyler nereye gidiyor? Ne oluyor? Niye geliyorlar? Niye varlar o zaman? Bizim taşıma kapasitemizi arttırıyorlar. Dayanıklılığımızı arttırıyorlar. Yaşadığımız zorlukları böyle doğru yorumlayıp doğru konumlandırırsak onların bizleri e, güçlendireceğini, e, güçlendirmek için geldiği gerçeğini e, bir yerde tutmalıyız. Yani olaya duruş mesafemizi e, doğru ayarlarsak e, bundan e, sanırım biz kârla çıkarız. Şüphesiz. E, imanın yarısı sabır yarısı şükür diye bir söz var. Hı hı. Bir güzel söz. Evet e, sabretmesini de bileceğiz, dayanmasını bileceğiz yani daha hı hı. doğrusu e, ve bütün bu felaketlerden daha beterinin daha kötüsünün olabileceğini de bileceğiz. Hı hı. Olabilir da daha beteri Ola da de olabilir, evet. daha kötüsü de olabilir. Yani burada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Yok. Ve yapabileceklerimizi yapıyoruz zaten. Yapıyoruz. Ona evet. rağmen bir şey geliyorsa e, evet. ne yapabilirim? Elimden geleni yapabilirim. Evet. Yapabileceklerim var, kontrol edebileceğim şeyler var, kontrol edemeyeceğim şeyler var. Olay olduktan sonra yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Bu noktada yani aslında insanın kendinden de razı olması gerekiyor. Hani psikolojik sağlamlığın e, bileşenlerinden bir tanesi diyebiliriz. İnsanın kendinden razı olması. İşte eksiklikleriyle, potansiyeliyle, e, doğrusuyla, yanlışıyla, hatasıyla, günahıyla günahıyla ...insanın kendinden razı olması gerekiyor. Evet, Allah'tan razı olması gerekiyor kendisinden hı hı. derken, hı hı. değil mi? Kendisinden yapabileceklerinden yaratıcıdan razı olması gerekiyor. Kabul kendini kabul, kabul etmesi. Etmek. Evet, bir pandemi süreci geçirdik hı hı. deprem döneminden daha önceki bir dönem hı hı. değil mi? Evet. evet, o dönemde bir takım sıkıntılara göğüs gerdik. Hı hı. Belki biz Türkiye olarak bundan e, mesela Avrupa ülkeleri mesela bir İtalya falan daha fazlasını hı hı. gördü daha fazla acı çektiler ama e, Türkiye'de tabii az, az sıkıntı çekmedi. Birçok vatandaşlarımızı kaybettik. Birçok yakınlarımızı kaybettik. Hı hı. Tanıdıklarımızı, eş dost, akrabaları kaybettik bu pandemi sürecinde ama e, elimizden gelen de yaptık. Ben sanki Türkiye olarak e, o dönemde dayanıklıydık hı hı. diye biliyorum. Hı hı. Evet. Yani kendi potansiyelimizi fark etmedik mi? Hı hı. Mesela e, bizler insan insana iş yapan insanlarız, yani insanla temas eden insanlarız, kişileriz meslek olarak da e, ne oldu ve bir çözüm ürettik? Online terapiye geçtik. Yani e, pandemiden önce hayatımızda online terapi diye bir şey söz konusu değildi. Ama şimdi online terapi pandemiyle birlikte hayatımıza geldi, bir çözüm. Yani zorlandık ve bu evet. zorlanmada bir çözüm ürettik. Hani biraz önce ülkeler örneğinde verdiğiniz gibi zorlandık ülke ve gelişmek için çaba sarf etti. E şimdi mesela o online terapiyi biz e, kullanıyoruz. Şeyden önce pandemiden önce e, yurt dışıyla e, terapi yurt dışında yaşayan bir ...danışanımıza, hastamıza terapi yapma imkanı bulamıyorduk. Belki oradaki bir tanıdığımıza, bir arkadaşımıza yönlendiriyorduk. Ama şu anda e, online terapi e, yöntem aracılığıyla bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bu dönemden kalan bir iyilik. İyilik, getiri, bize bir kazandı Kazan. işte o şerrin içindeki hay, hayır gibi de okuyabiliriz. Bir kazanım olarak da okuyabiliriz. Ee, ne yaptık? Bir kısmımız işte arkadaşlarımızla e, online görüşmeler yapmaya çalıştık. İşte online film izleyenler oldu. bir birkaç arkadaş online bir şekilde bir araya gelip e, film izlediler, sosyalleştiler. Ama bazıları ne oldu? Daha da içe kapandı. Yani içeride bir çekirdek varsa eğer e, atıyorum obsesif kompulsif bozukluk geliştirmeye yönelik bir çekirdek varsa bu desteklendi. Depresyona yatkın bir çekirdek varsa o açığa çıktı. Ee, ama bazılarımız mesela kendini iyi hissetmek için e, arada evde olmasına rağmen güzel kıyafetler giydiler. İşte saçına başına dikkat ettiler. Bazıları bunu bir fırsata çevirip ya ben çalışıyordum eşimle çocuklarımla bu kadar çok vakit geçiremiyordum. Şu anda evdeyiz birlikte daha fazla vakit geçiriyoruz diye bunu bir fırsata çevirdiler. İşte ev, ev içi aktiviteleri arttı. Ee, neden işte bazımız böyle bir yol seçti? Bazımız hiç kimseyle evdeki kişilerle bile görüşmemeyi, kendini odaya kapatmayı, korkularıyla kalmayı seçti. Burada psikolojik sağlamlık da aslında ıı, şey yapıyor, bize ıı, gösteriyor. Evet. Tabii burada mizaç ve huy da <laughs> devrede değil mi? Evet. Yani kendisini bundan ders çıkarıp, <laughs> müsbet yönde, iyi yönde e, geliştirmeye çalışanlar... <laughs> e, ...psikolojik sağlamlıkta da <laughs> bir adım daha öndeler herhalde. Ya mizaj çok önemli... Ee, şeyden getirdiğimiz doğuştan getirdiğimiz ...bazımız daha böyle yumuşak uyumlu e, ağır başlı e, mizaca sahipken bazılarımız da daha böyle zor adapte olan mesela bebeklerde de görürsünüz bazı bebekler daha böyle uyumludur daha böyle e, kolay bebektir bazıları da daha zor bir bebektir daha, e, bu bu bile aslında bir belirleyici oluyor ama dediğim gibi sadece orası değil çevresel koşullarda e, mesela Eşler bir noktadan sonra aynı evde yaşayarak birbirlerine benzerler. Birbirinin karakterinden, mizacından, alışkanlıklarından etkilenirler. İşte birisi daha sert, daha sınırları keskinse yavaş yavaş yumuşar diğeri aracılığıyla. Diğerinde sınıra ihtiyacı varsa e, daha böyle hayatında sınır getiren eşini gördükçe... E, ...onu örnek aldıkça e, sınır getiren bir yere gelebilir. Evet, Hı -hı. gerçi derler ya hani tencere yuvarlanmış kapağını... <laughs> Öyle değil o aslında. Evet. Değil mi? Aynen. Ee, Tamamlanmak gibi bir şey. Evet. Ee, Hı -hı. Dişlilerin birbirlerine sürtünerek Hı -hı. böyle daha e, rahat hareket etmesini sağlaması olayı var. E, fabrikalarda e, mesela bu araçların, makinelerin dişlileri vardır, Hı -hı. dişli grupları. E, bunlar normalde kenarları sert çıkıntılı olduğu için e, ses çıkarırlar, gürültülü çalışırlar. Ama bir müddet bunları çalıştırıp, ee, bir zaman geçirdikten sonra hı hı. dişlilerin birbirine daha uyumlu olduğunu e, daha sessiz daha sakin hı hı. E, daha uyumlu çalıştıklarını tespit etmişler ve bunu da fabrikasyona geçirmişler hı. yapıyorlar bunu yani evet Evet. uyumlanmak gibi bir şey evet. tencere kapak örneği de mesela e, tek başına tencere kapaksız tencere çok kullandığımız bir şey değil. E, tenceresiz kapak da tek başına e, işlevi olan Yaramak. bir şey değil. İşlevsiz ancak bir araya gelince e, işlevsel hale geliyorlar. E, o da tamamlanmak, uyumlanmak gibi bir durum söz konusu oluyor. Evet, Birbirini tamamlıyor, birbirinin eksiğini gideriyor. Evet hocam. Karı kocanın birbirlerini tamamladıkları Hı -hı. gibi. Peki hocam, e, psikolojik sağlamlık da bireylerin özelliklerinden söz ederim biraz isterseniz. Tamam. Ee, psikolojik olarak sağlam olan bireylerin ortak özelliklerine bakalım. Hani e, nedir bunları? E, ortak özelliği diye. E, bizim böyle e, iç kontrol oda dış kontrol oda diye e, tanımladığımız bir şey var. İşte başına gelen şeylerden e, kendimi mi sorumlu istiyorum, dışarıyı mı sorumlu istiyorum? İşte e, dersime... Çok iyi hazırlanmamışımdır. Sınavıma çok iyi hazırlanmamışımdır. Ee, düşük not almışımdır. Mesela e, bu düşük nottan işte hoca bana taktı. Hoca bana e, yüksek puan vermedi ya da çalışamadım. Koşullarım iyi değildi. E, evde uygun ortam yoktu gibi gibi. Dış koşulları suçluyorum yoksa ya gerçekten evet burada şunu şöyle yapsaydım daha iyi olurdu gibi. E, bu psikolojik sağlamlığa e, sahip olan bireylerde iç kontrol odağının... ...daha yüksek olduğu görülmüş. Yani çevresel koşulları... E, ...şey yapmaktansa, suçlamaktansa... ...işte deprem oldu, ne yapacağım işte... E, ...hep dış koşulları atıfta bulunmaktansa... ...ben şimdi ne yapabilirim bununla? E, ne yapabilirim? E, nasıl yol alabilirim? Şeklinde kendine odaklanan, içine odaklanan... Bunu nasıl aşabilirim? Bunu nasıl aşabilirim? Evet, çözümcül davranan e, insanlar olduğu e, görülmüş. E, bir de... ...duygusal bağımsız kişiler. Yani kişinin kendi duygusuna onay vermesiyle ilgili bir şey. Ee, ben evet şu anda böyle bir duygu yaşıyorum ve bunu kabul ediyorum. Bunu kabul ediyorum. Bizim mesela e, içinde yaşadığımız, büyüdüğümüz e, ailelerde, özellikle... ...bizim jenerasyonda, eski jenerasyonda çocuğun duygusuna çok fazla onay verilmezdi. İşte e, bir şey olmaz, geçer. Ondan sonra işte sen öyle yaptın diye böyle oldu yok yok onda bir şey yok. korkulacak ne var canım gibi böyle bizi kendimize yabancılaştıran işte kendi duygumuzu e, temas etmekte zorladığımız bir e, sistemde büyüdük bizler. O yüzden kendi duygumuza temas etme acaba ben şu anda ne hissediyorum ve hissettiği şeyden şüphe duymamak gerçekten evet üzülüyorum. Ee, yoksa üzülüyorum gerçek mi diye böyle kendinizden şüphe duyduğumuz zamanlar olabiliyor. Bu işte içinde yaşadığımız ailenin bize o duyguyu tanıtmasıyla ilgili önemli bir şey. Ee, yani bazen kolay yaşam deneyimleriyle sınanırız. Bazen zor yaşam deneyimleriyle sınanırız. Herkesin bununla baş etme yöntemi farklı oluyor. Hatta topluma etkileyen e, yaşam deneyimlerinde bile hepimizin verdiği tepkiler farklı oluyor. İşte bir deprem oluyor, bir pandemi oluyor, ya da büyük bir kaza oluyor, büyük bir yeri etkileyen ve hepimiz orada e, o olayı ele alış şeklimiz, o olayla baş etme şeklimiz farklılaşıyor. Yani travmaya verdiğimiz tepkiler parmak izlerimiz gibi e, farklı oluyor. Psikolojik dayanıklılığı olan bireylerin ortak özelliklerinden bir tanesi de, burası çok önemli, kişinin hayata dair net ve belirli hedefi olması. Yani e, yaşamak için bir nedeni olan evet. her türlü nasıl katlanır. Bir hedefimizin, e, bir umudumuzun olması çok önemli. E, sosyal ilişkileri güçlü olan kişiler oldukları görülmüş. Bu kişilerin kendine ve diğerlerine e, ...nazik olduğu, karşılaştıkları travmalarla ve streslerle baş edebilen, bunları yönetebilen e, insanlar olarak görülüyor ortak özellikler. E, başımıza gelen olayları bir düşman gibi algılamaktan ziyade... he, da çözülmesi gereken, bundan da bir şeyler öğrenmem gereken olgular olarak bakıyor bu e, psikolojik sağlamlığı yüksek olan insanlar... E, i̇letişime açık, mücadeleden kaçmayan, yılmayan, yaşama bir yerden bağlanmış, yaşamın içinde etkin katılım gösteren, üreten, çalışan insanlar. Aslında pis, psikolojik sağlamlığın bir diğer adı da yılmazlık demek. Yani yılmayan, mücadele eden, e, bir yer, üreten. Aklıma şey de geldi. Hani e, Freud'da sordukları zaman psikolojik olarak e, sağlıklı insan kimdir diye soruyor ve şey diyor. Ee, sevebilen ve üretebilen insan, ee, sevebilen, sevebilen ve Hı. üretebilen insan, ee, bir diğerini sevebilme yetisi, onunla sosyal ilişkiler geliştirme, hayatın içinde olma, üretmek de faydalı olma, işte e, yaşadığını hissetme gibi düşünebiliriz. Ee, öz saygısı umudu, iyimserliği, yaşam doyumu işte psikolojik sağlamlıkla e, ilişkili bulunan özellik, kişilik özellikleri olarak sıralayabiliriz. Özgüven de burada çok önemli. Kişi işte kendine dair bir güveni, özgüveni olacak ki e, olaylarla başa çıkma yetisini hissetsin kendisinde, motivasyonunu hissetsin. E, yine yapılan birkaç araştırmaya baktım gelmeden önce. Psikolojik olarak sağlam bireyleri diğerlerinden ayırt edici e, özellik sakin ruh hali, duyarlılık. Mesela sakin ruh hali demek bir olay olduğunda o olay karşısında hemen böyle yüksek ani tepkiler veren... ...Allah öldük bittik ne yapacağız şimdi e, diyen insanlar vardır. Bir de bir dakika hani sakin olalım. E, bakalım bunu bir değerlendirebilim gibi duran insanlar, daha soğukkanlı, daha serin kanlı insanlar vardır. Ama tabii bu duyarsızlıkla kar karıştırılmasın. Hani tabii ki duyarlı olacağız. Burada bir şey oldu, burada bir şey olmadı diye bakmayacağız. Burada evet bir olay oldu. Ama ben bunu nasıl değerlendiriyorum? E, yine esneklik, uyum gö uyum gösterme, iç kontrolü, de, mizah anlayışı ve alternatif bakış açıları geliştirme bu da önemli. Bir olayın, bir sorunun tek bir çözüm yolu yoktur. Birden fazla çözüm olayı, çözüm yolu vardır. Bunu da bazen biz düşünemeyebiliriz. E, bizim aklımıza gelmiyor olabilir. O noktada da sosyal ilişkiler içerisinde bulunduğumuz diğerlerinden işte sosyal destek kaynağı dediğimiz arkadaşlarımızdan, büyüklerimizden istişare edebiliriz. Tam burada da şey geldi aklıma. Rilke'nin e, bir sözü var. E, bırak hayatta her şey başına gelsin. Güzellik de, dehşet de. ...sen sadece devam et, hiçbir duygu sonsuz değildir. Yani başımıza gelen her şey gelip geçici. Evet. Bizde de şöyle bir söz var. Ee, Cenab-ı Allah bir kapıyı kapatırsa hı hı. birden fazla kapıyı açar. Hı hı. Yani bir yerde umutsuzluğa düşmeye gerek yok. Hı, hı bir kapı kapandı ama bir daha başka birçok kapılar açılacak. Hı hı. Bu hayatta böyle çünkü. Evet. Biz de buna inanıyoruz, iman ediyoruz tabii ki. Evet. O, kap, e, o açılan diğer kapıları görmemiz için de e, odağımızı kapanan kapıdan almamız gerekiyor değil mi? Hani o kapılan kapıya ...daha fazla orayla ilgilenmemek gerekiyor. Bakmamak tabii, gerekiyor. Tabii. Orası artık o kapandı. Bitti. Orayı kabul etmemiz gerekiyor. Tabii. Orası da işte kabul. Ben hala kapanan kapıyla... ...çok fazla hemhal olursam... ...orayla çok ilgilenirsem... ...oraya odağımı verirsem... ah ...öldük bittik ne yapacağız şimdi başka kapılar da yok diye... ...böyle hayıflanırsam... ...açılan diğer kapıları görmeyebilirim. O kapanan kapının... ...yasını tutmam gerekiyorsa tutayım. Üzülmem gerekiyorsa üzüleyim. Ama sonrasında ne yapayım bir kafamı çevireyim bir, bir sağıma soluma bakayım başka kapı var mı açılan bir kapı var mı? Hiç şüphe yok ki olacak. Yani evet yani evet. işte psikolojik sağlamlık da yaşadığımız olayı yok saymak demek değil. Evet. Eee... Olumsuz bir deneyimin içindeyken daha iyi hissetmek de değil, yani o olayın içerisindeyken ay evet çok güzel çok iyi hissediyorum hala mutluyum demek de değil. Yani bu toksik bir pozitivite olur o zaman. Biz toksik bir pozitiviteden bahsetmiyoruz. Geleceğe böyle umutla bakmak, ümit var olmak, e, alternatif yolların olabileceğine dair ümidimizin olması önemli. Her daim pozitif ve mutlu olmaya çalışmak değil de her daim ümit var olmak. Evet. Hı hı. Bir ara daha verelim hocam. Peki. Değerli dinleyicilerim TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Naciye Ece söyleme Hanım'la birlikteyiz. Psikolojik sağlamlık üzerine sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. Değerli <laughs> dinleyicilerim TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Naciye Ece söyleme Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle psikolojik sağlamlık üzerine sohbet ediyoruz. Hocam şöyle bir soruya devam edelim. Psikolojik sağlamlığı ortaya çıkaran şey kişinin yapısı mıdır? Yoksa hayat karşısında başına gelen olaylar mıdır? Hı, hı. İkisi, evet. de. i̇kisi de. <laughs> kısa kısa bir cevap ikisi de. ikisi de. Tabii ki doğuştan getirdiğimiz özellikler işte bizim bilişsel kapasitemiz, mizacımız, sorun çözme becerimiz, genetik kodlarımız, önemli psikolojik dayanıklılıkta, ee, özgüven, duygusal zeka, olumlu akran ilişkileri kurabilme becerisi. Bunların bazıları doğuştan gelirken ...bazıları da hayatın içinde öğrenip elde ettiğimiz yetiler. Bu noktada hani psikolojik bağışıklıktan söz edebiliriz. Hani dediniz ya e, hayat karşısında başımıza gelen olaylar mıdır diye... ...bu birazcık bana böyle e, bağışıklığı hatırlattı. E, psikolojik bağışıklığımız da var vücut bağışıklığımız gibi. E, vücut bağışıklığımız nasıl? Ara ara hasta oluyoruz, işte o vücudumuza aldığımız mikroplarla savaşıyoruz ve o bizim bağışıklığımızı, direncimizi güçlendiriyor. Artırıyor. Artırıyor. Evet. Artırıyor. Ee, mesela şey de öyle, aşı dediğimiz şey de öyle. Aşının mantığında ne vardır? Sizi hangi hastalıktan koruyacaksa küçük bir doz onun mikrobu vardır. Onu evet. mikrobu verirler sizin. Zayıf mikroplar verirler. <laughs> evet. Ee, o sizi işte o hangi aşı, şeye karşı, hastalığa karşı kızamık, işte, su çiçeği hangisine karşı... Koruyacaksa ona karşı güçlendiriyor. Ee, öyleyse e, ara ara bizim stres aşılarına da ihtiyacımız var, değil mi? Zorlanma aşılarına da ihtiyacımız var. Var mı böyle aşı? <laughs> Onlar da başımıza gelen deneyimler, deneyimler işte. evet. başımıza gelen zorlantılı e, hayat deneyimleri, stresler. İşte dediğimiz, biraz önce dedik yani, ya e, bir şey başımıza geliyorsa hani bize zulmetmek için gelmiyor bize bir şey öğretmek için geliyor, bizi daha da güçlendirmek için geliyor. Olaya böyle, bu şekilde bakarsak gerçekten e, hem o olayın içinde kalmayacağımızı, hem onun gelip geçici bir şey olacağını, e, uzun sürse bile bize elbette bir getirisi olacağını e, biliriz ve daha rahat hissedebiliriz. Yani düşeceğiz, kalkacağız ki sağlamlığımız artsın psikolojik sağlamlık e, ne kadar çok şey yaşadığımızla ilgili olduğu kadar aynı zamanda bu şeylerin bizi geliştirmesine ne kadar izin verdiğimizle de alakalı. E, dayanıklı insanlar e, problemleri çözülecek şeyler olarak görüyorlar. Onları birer sıkıntı olarak görmüyorlar. Aynı zamanda bu olayları yaşarken, sıkıntıların içinden geçerken kendimize ne kadar temas ettiğimiz, kendimizin ne kadar farkında olduğumuz da önemli. Bazen üst üste aynı döngüyü yaşıyor olabiliriz. ya niye sürekli bu benim başıma geliyor diyebiliriz. Ama demek ki oradan daha öğreneceğimiz şey, alacağımız ders bitmemiştir. Sürekli aynı şeyi yaşıyoruzdur. Ha ne zaman ki biz bunu ha evet bundanmış e, öğrendim ya da fark ettim ya da evet e, dediğimizde o döngüden çıktığımızı görüyoruz. ya Bu noktada belki biraz ...hani düşmekten, aşıdan falan bahsettik ya... niye de atıf yaparız. Gerçi programın başında biraz konuştuk ama... E, ...bazen çocuğumuz istemese de... ...onun yerine bazı şeyler yapabiliyoruz. İşte e, aman... E, ...ev işleriyle ilgilenmesin... ...aman hiçbir şey yapmasın... ...sadece dersine çalışsın... E, ...biz çektik o rahat etsin... E, ...ama dış dünya o kadar konforlu... ...rahat bir yer değil... E, Yetişkinliğin bazı şeylerini, birkaç işi bir arada yapmak için e, bazı şey, yerlerde zorlanması gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz sadece e, tek bir şey yapmıyoruz. İşte e, hem çalışıyoruz, hem annelik rollerimiz var, hem evle ilgili sorumluluklarımız var. E, bu da bize hemen yetişkin olduğumuzda yüklenen bir özellik olmuyor. E, Biraz zorlanmalarına, biraz strese girmelerine e, alan açmamız lazım. E, çocukların mesela hazzı erteleyebilme becerisi kazandırmak lazım. Her istediklerini anında elde edip ed edemeyeceklerini. Çünkü dünya öyle bir yer değil. Her istedikleri anında e, ulaşabildikleri bir yer değil. Bu yüzden e, hazzı erteleyebilme becerisi önemli. İç direnç becerileri de önemli. İleriki yaşamlarında psikolojik sağlamlık bir kazanmanın bir yordayıcısı... bir adımı oluyor. Evet. Hı -hı. Ee, şöyle bir soruya devam edelim o zaman Hı -hı. Ee, psikolojik sağlamlık için olmazsa Hı -hı. olmazlar nelerdir? Hı -hı. Psikolojik sağlamlık için bence e, hem e, klinik politikte gördüğüm hem kendi hayatımda deneyimlediğim hem de bugüne kadar yani bu saate kadar konuştuğumuz şeylerin başında en elzem olan galiba umut. Yani e, Um, ümit var olmak. Ee, umut olmazsa hiçbir şey olmaz. Kişinin bir şeylere dair umudunun olması hayata tutunacağına dair bir dal gibi. Hani umudunu yitirmiş bir insan Hayatla bağını da yitirmiştir. Hani tabii niye ki. o zaman, niye çabalasın ki? Yarına dair bir umudum yoksa, bir hedefim yoksa ee, niye çabalayım ki? Viktor Frankl var. E, biliyor musunuz? İnsanın anlam arayışı kitabının e, yazarı aynı zamanda psikiyay, şey e, psikoterapist e, ...felsefeci. E, bu Almanya'nın e, Nazi zulmü zamanlarında toplama kampına düşmüş ve oradan sağ olarak e, çıkmış. Ama tabii çok zor şeyler yaşamış. O insanın e, Anlam arayışı kitabını e, bütün danışanlarıma öneriyorum. <laughs> Buradan da söylemiş olayım. E, yanında birçok arkadaşı e, işte yoldaşı ölüyor. Ama onu hayatta tutan şey umudu oluyor. Yani umutsuzken değiştirilmesi imkansız bir kaderi bile yaşıyorken... ...hayatta kalmak için bir neden bulabileceğimizi hiç unutmamamız gerekiyor diyor kitabında da. Yani diyor ki aslında ne zamanki acılarımdan bir anlam bulduğumda... ...bir anlam üretebildiğimde, burada kalmaya devam edebildim. Beni burada tutan şey, umudum oldu diyor yani. Evet. Yani şuna tutunmuş. Ben buradan çıkınca, burada yaşadıklarımı e, öğrencilerime anlatacağım, insanlarla paylaşacağım... E, ...diye bir şeye tutunmuş, bir ümide tutunmuş ve orada kalmaya devam etmiş. Sonrasında da zaten kurtulmuş. Psikolojik sağlamlığın bir diğer şartı da öz farkındalık. Yani kişinin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi. Bu aslında kişinin kendisinin nerede olduğunu bilmesiyle ilgili. Yani kendini tanıması demek kişinin kendi, nerede olduğunu da bilmesi. Konumunu bilmesi, harita üzerindeki konumunu bilmesi. Haritada eğer nerede olduğumuzu bilirsek nereye gideceğimizi de biliriz. Yersiz, yönsüz hissetmeyiz. Ee, Bizim tabii ki şeyimiz de var. Zayıf yönlerimiz de var. Geliştirilmesi gereken yönlerimiz de var. Ee, güçlü yönlerimiz de var. Potansiyellerimiz de var. Biz bunların ne kadarının farkındayız? Hani içimizde ne yatıyor? Neye elverişliyiz? Neye yatkınız? Bunun farkında mıyız mesela? Psikolojik dayanıklılık, sağlamlık diyoruz ama... E, ...bu benim potansiyelimle de ilgili bir şey. Ne kadar potansiyelim var neye güçlüyüm, neye zayıfım. Burada kişinin kendini bilmesi önemli. Ee, öz yönetim de bu noktada dikkat çekiyor. Yani öz yönetim nedir? Kişinin kendi kendini yönetebilmesi, kendine hakim olabilmesi, kendi hayatının sorumluluğunu kendi eline alması. Sonuçları ne olursa olsun kendi yaşamımızın direksiyonunu bir başkasına devretmememiz gerekiyor. Yani ya da kendi hayatımızın figüranı, seyircisi olmamalıyız. Çünkü bu hayat sadece ee, bizim hayatımız, bize bahşedildi, öz ve öz bunun. Biz ana karakteriyiz, biricik bir yaşamımız var ve bize tanılan bir kısıtlı bir zaman var. Evet. Kendi en iyi potansiyelimizi bu kısıtlı zamanda yakalamamız gerekiyor ve bence... E, bence değil, e, öyle zaten. Hepimizin dünyaya geliş bir amacı var. Hiç kimse boşuna gelmedi, hiç kimse boşuna yaratılmadı. Ee, burada da şey var aklıma gelen, e, Sebahattin Ali'nindi galiba. İnsan dünyaya yemek, içmek, e, uyumak için gelmiş olamazdı. Daha insanca bir sebep lazımdı. İşte o insanca sebebi bulmak gerekiyor. Niye geldim? Neye faydalı olmalıyım? Yani Allah beni niye yarattı? Niye dünyaya gönderdi? Ve niye bu zamanda gönderdi? Zaman bile çok önemli. Niye bizi Tabii işte e, 800'lerde, 900'lerde değil de bu, da, bu dönemde dünyaya gönderdi? E, bu, bunu bile düşünmek aslında insanı şey yapıyor. Ümit var yarına dar bir umudu e, olduğunu hissettiriyor ve özel de hissettiriyor aynı zamanda. Yine sosyal bilinç, empati önemli. Başka birinin duygularını, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak. Çevremize karşı kör, sığır ve dilsiz olmamamız gerekiyor. Hani e, etrafımızda bir şey yaşıyorsak, bir şeyler yaşanıyorsa oraya karşı duyarlı olmamamız gerekiyor. Veya e, sevdiğimiz birisi bir şey yaşıyorsa, bir arkadaşımız, bir komşumuz bir şey yaşıyorsa ona gözümüzü kapatmamamız gerekiyor. E, duygudaş olmamız gerekiyor. Duygudaşlık önemli. Ee ilişki yönetimi, yeni ilişkiler yönetebilmek, sağlıklı ilişkiler kurabilmek de önemli ve burada empati de önemli işte. E, sosyal ilişkilerimiz iyi değilse, güçlü değilse psikolojik olarak sağlam olmamız da zordur. Çünkü sıkıntılı durumlarda bizim ilk yaptığımız şey nedir? Başınıza bir şey geldiğinde direkt birini ararsınız sevdiğiniz bir arkadaşınızı, bir yakınınızı, dostunuzu, annenizi, babanızı bir şekilde ararsınız size destek olması için. dolayısıyla hani benim bazen ben kendime çok objektif olamayabilirim. Hani biraz önce bahsettik ya zayıf taraflarım, güçlü taraflarım nasıl öğreneceğim? Belki bir aynaya ihtiyacım olacak. Bir aynanın birisinin bana bir ayna tutması gerekecek. Bu noktada da sosyal ilişkiler önemli. Etkili problem çözme becerisi de psikolojik sağlamlıkla e, ilişkili bulunmuş. Stresle baş etme yöntemi. E, nasıl ki hani bir zor bir şeyin içine düştük. Orada ne yapıyoruz? Alternatif çözüm yolları arıyoruz. İşte bu problem çözme becerisi demek. Ve onu e, bir set, bir e, level olarak görüyoruz. Bir basamak olarak görüyoruz. Ee, bir şey başıma geldi gelmiş olabilir gelecekle yani o şeyle kavga mı edeceğim bu benim başıma niye geldi diye dövüneceğim mi yoksa bana öğretecek e, yanlarını ben bununla nasıl güçlenebilirim e, şekilde bir bakacağım yani onun beni geliştirmesine müsaade mi edeceğim yoksa o şeyin içinde kaybolacağım mı? Psikolojik sağlamlığı yüksek olan bireyler sahip oldukları kaynakları kendileri için e, seferber ediyorlar. Zorluklar karşısında sebatkar oluyorlar toparlayacak olursam. Hem içsel olarak e, huzurlu hem de dış dünyada başarılı olabilmemiz için bir takım zorluklarla baş edebilmemiz için bizim psikolojik olarak sağlamlığa, dayanıklılığa ihtiyacımız var. Çok şükür ki bu da hani e, sadece doğuştan getirdiğimiz bir şey değil. ...sonradan da edinilen, geliştirilen... ...bir olgu. Evet. Ee, nasıl geliştirilebilir? Tamam. Nasıl geliştirilebilir? <laughs> tamam. Yani en başta... E, ...söyledim ama... ...tekrardan söyleyeyim. Bir kere... ...hani karıştırılmasın. E, psikolojik sağlamlık demek... ...hiç kaygılanmamak, etkilenmemek... ...incinmemezlik falan... ...değil yani. Elbette... ...üzgün hissedeceğiz. Elbette... ...incineceğiz. Eee... Üzüntü ve kaygıyla baş edemeyecekmiş gibi olmak, çaresiz hissetmek, ne yapacağını bilememek... ...bu durumlarda bile kişinin kendi öz kaynaklarını bilip onlar için e, içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için seferber edecek. E, öncelikle mesela bir iki şey verirsek, madde ya da ne diyeyim tavsiye gibi bir şey vereceksek... ...değişimleri kabul etmek gerekiyor. E, bir şey mi oldu, hayatımızda bir şey mi değişti İşte maddi olarak kayba mı uğradım, işte bir boşanma mı oldu, bir kaza mı oldu? Bunu kabul etmeliyim. Bunun ne kadarı benim elimdeydi, ne kadarı benimle ilgiliydi. Benim elimde olmayan şeyler de olabilir. Ve bunlarla yaşamanın bir alternatif yolu var mı? Bunu kabul ettikten sonra, yasını yaşadıktan sonra hala oraya takılıp kalacak mıyım? Orada duracak mıyım? ...yani o kapanan kapının arkasına bakmaya devam edecek miyim? Yoksa alternatif başka şeyler var mı? Ee, oraya bakacak mıyım? Ee, kendimizi iyi tanımalıyız. İşte ben kimim, neyim? Gerçekten e, insanın kendisini tanıması, neye potansiyelin olduğunu bilmesi önemli. Ee, böyle kendimizi tanıyacak, tan tanımaya müsaade edecek sorulara ve olaylara izin vermeliyiz... Yeni bilgiler edinmeliyiz. Bu bilgileri değişim zamanlarında kullanmalıyız. Bu da insanın kendini geliştirmesi, entelektüel kapasitesinin arttırması, meraklı olması. Edindiğimiz her bilgi bizim sonraki yaşamımızda kullanacağımız yerlerde olacaktır. Bilgi çok kıymetli bir şey. Kendi yeteneklerimize ve bilgimize başka yönlerden de bakmayı denemeliyiz kendi gelişim ve geleceğimiz için sorumluluk almalıyız. Yani sürekli değişen durumlar karşısında esneklik göstermek e, hayat dediğimiz şey aslında tam da bu. Bir şeyler değişecek ve biz onlara uyum sağlanacağız. E, olanın içindeki iyi göreyebilmeye e, bir yol, bazen de başka bir yeni yol bulma yeteneğini geliştireceğiz. E, esnemezsek e, kırılırız ve e, umudumuzu kaybedersek her şeyimizi ...kaybetmiş gibi oluruz. Yarına dair bir umudumuz olsun, bir hedefimiz olsun... ...belirli, net bir ee, ve bir de esnek olmayı deneyelim. Mesela ee, bir ödev verebiliriz şeye bir, bizi dinleyenlere. Bir gün boyunca hiçbir şeyden şikayet etmeden... hani ...gün başladıktan, gün sonuna kadar, yatana kadar hiçbir şeyden şikayet etmeden... Ee, devam etsinler bakalım nasıl olacak hani gün sonunda kendileri nasıl hissedecekler işte e, bugün hava e, çok kapalı bunu bile söylemeyecek mesela bu da bir şikayet olabiliyor bazen kendini evet. <laughs> bugün ha, bugün hava çok kötü işte yağmurlu o ne yapacağız falan bundan da şikayet etmek yerine yeni bir dil geliştirmek ha, bugün hava yağmurlu tam da evde kitap okumalık işte evde film izlemelik bunu da mesela iyi çevirme iyi deneyebilirler yeni bir dil geliştirebilirler. E hatta şöyle de bir şey fark edebilirler. Gün sonunda bütün gün boyunca ne kadar çok şeyden şikayet ettiklerini de farkında varırlar. Hani şikayet etmek, negatif söylemek insanın e, kimyasını da değiştiren bir şey. Hani Bu bir yerde not etmeli mi? Bu Mutlaka. Değil mi? Evet, mutlaka. Hani aklına gelecek ya kendi kendi kendini farkında olacak. Kendi içiyle temas edecek ve sabah uyandığında mesela ...ilk olarak neyden şikayet ediyor? Hani aklına negatif bir şey geldi, bunu not alacak. Ee, ondan sonra mutfağa gitti, bir şey eksik atıyorum, bir kahvaltı edecek. Ee, dolapta bir şey eksik ve bundan aa ben demiştim işte bunu alın diye almamışlar yine şeklinde bir şikayet. şikayet mi edecek? Yoksa benim için de bir yürüyüş olur, bir dışarıya çıkmış olurum. Hadi bir üstümü giyineyim de bir yürüyeyim, geleyim markete kadar mı diyecek mesela? Evet. Hı -hı. Veya ağır yansızlayan bir yerinden dolayı şikayette bulunabilir. Ya da onu çözmek için çözmek alternatif için. yollar deneyebilir. Evet. Hı hı. Onun da kendisine bir faydası olduğunda hı hı. çözebilir. Hı hı. Yani benim başım ağrıyor ama başımın ağrısı belki de daha başka bir rahatsızlığımın tespitinde hı hı. işe yarayacak. Evet. evet yeni bir dil geliştirmek, farklı açıdan bakmak, olaya farklı bir mesafede durmak... E, bu kişinin kendiyle e, temas etmesi için güzel bir yol, güzel bir yöntem. Hani gün sonunda al, açıp o listeyi baktığında e, nelerden şikayet etmiş gün boyunca ve nelere alternatif çözüm bulmuş? E, çözüm bulabilmiş mi mesela? E, bu noktada bir kendini çekeder eder evet. kişiler. Şöyle bir soru geldi aklıma hocam. Hı hı. ...aidiyet duygusu var Hı -hı. insanlarda. Hı -hı. İşte ailemiz var, vatandaş olarak Türklüğümüz var, e, Müslüman olarak dinimiz var. Bunlar Hı -hı. bizim aidiyetlerimiz. Bunların e, psikolojik sağlamlıkta faydası var mı? Elbette var. Ait olmak, e, güvende hissetmek e, önemli bir ihtiyaç. Mesela e, dünyaya geldiğimiz andan itibaren e, bir güvenlik arayışımız var işte evet. bir yere ait olma, bir ülkeye ait olma, ondan sonra bir aileye ait olma hissiyatı e, bizim erzem ihtiyaçlarımızdan bir tanesi e, ve bence e, bizim kültürümüzde de çok yatkınız biz bu kültürde büyüdüğümüz için ait olmaya işte bir kültüre, bir ülkeye, bir aileye ait olmaya e, ihtiyacımız yüksek ama faydası var. E, faydası var. Evet aidiyet hissi. Mesela ergenlikte de öyledir ya. Bir gruba ait olmak için çocuklar e, hmm. birbiriyle yarışırlar. Hatta e, yeni özellikler geliştirirler, yeni kimlikler geliştirebilirler. Bu bazen e, faydalı da Faydalı olur. da olur. Ama ait olmak istediği grup e, çok tasvip ettiğimiz özellikler e, içermiyorsa bu, bu sefer de orada birazcık hani e, yönlendirmek gerekebilir. Evet, <laughs> zarar da verebilir. Verebilir. Evet. evet. Son iki dakikadayız hocam. Tamam. Toparlayalım şöyle bir birkaç cümleyle ne söylemek istersiniz? <laughs> yani e, psikolojik sağlamlık bizim hayatta e, devam edebilmemiz için e, ve ruhsal bir takım patolojilerden bizi koruması için önemli bir noktada ee, bir anlam arayışı içerisinde olursak eğer hem hayatta varoluşsal olarak hem de e, başımıza gelen olayların içindeki anlamı aramaya e, çalışırsak yani bunun bir imtihan bir sınanma olduğunu işte bunun içinde bize de bir getirisi olduğunu bilirsek olaya karşı bakışımız değişebilir ee, esneklik e, elastikiyeti işte esneklik gücünü, o elastikiyetlik kabiliyetimizi arttırmamız gerekiyor. Esneklik gücü yüksek olan kişi kolay uyumlanır. Başına gelen olayları, hayattaki zorlukları kolay kabul eder. Şimdi hayat karşıma bunu getirdi. Ben bununla ne yapacağım? Bunun olmaması benim elimde miydi? Bazı şeyler bizim elimizde değil. Hani deprem mesela doğal bir afet. Oldu. Aslında hiçbir şey bizim elimizde değil. <laughs> Çoğu şey bizim elimizde Çoğu değil. Şey, evet, evet. Ya bunun olmaması benim elimde miydi? Bu olduktan sonra ben nasıl davrandım, nasıl aksiyon aldım? Ee, gibi yeni bir bakış açısı geliştirebiliriz. Ee, potansiyelimizi, eksiklerimizi olduğumuz gibi kendimizi kabul etmeliyiz. Ee, gerçeği kabul etmeliyiz. yani başımıza bir olay geldi evet bu şey bu bu şekilde oldu ve ben bundan sonra bu şekilde devam edeceğim diye ee, kabul etmeniz şunu da kabul etmeniz işte hiç kimsenin hiçbirimizin hayatı dümdüz bir çizgiden ibaret değil bunlar hep vardı ve hep olacaklar. Evet <laughs> çok teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık verdiniz. bu güzel bilgilerden dolayı <laughs> İnşallah bir başka programda yine başka konuları konuşuruz. İnşallah. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de bir iletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Ben Faruk Salt programı sizlere sunmaya çalıştığım kayıt montajlı arkadaşımız İsmail Salih Sert yardımcı oldu. Bugün program misafirim psikolog Naciye Ece Söylemez Hanım'dı. Kendisiyle psikolojik sağlamlık üzerine sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs> İletişim dünyamız